şans meleğim, nerelerdeydin tam zamanında geldin. Star Star en güzel bölüm başlıyor, yanıma uzan seyredelim. Star Star şans meleğim, nerelerdeydin tam zamanında geldin. Star Star en güzel bölüm başlıyor, yanıma uzan seyredelim. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Ekran başındaki dostlarımız yerlerini aldılar mı acaba? Sevgili Tülin, gene bize bakar mısınız? Şahane şallar ve atkılar yok mu? Gözlerimi alamıyorum yani. Delikli örgü tekniğini öğretecek bugün bize. Şişler yünler hazır mı efendim? Peki. Peki tamam. Aha. Bir kısmı hazır, tamam. Ekran başındaki dostlara da söylüyorum. Hazırlanın çay, kahve, yerleşin yerinize ve bakalım Tülin bize neler öğretecek. Evet. Tülin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Kendi şeyimize düştük, şarkıya marki. Nasılsın? Evet, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ ol canım benim. Çok da şık ayıl bakar mısın? Gene yelekler, melekler yıkılıyor yani. Teşekkür ederim ama siz de çok şıksınız. Bu kolye falan böyle çok güzel. Çok ay, hoşuma takı, gitti. Evet, çok özel bir takı. Sevgili arkadaşım Gülnur Çaraz'ın dün özel bir sergisi vardı. Oradan hediye bana. Ellerine sağlık. Sağ ol canım benim. Uygun. Şimdi ne yapacaksın evet. Bize bu delikli örgü tekniği? Nasıl bir şey? Şimdi yılbaşı yaklaşıyor biliyoruz. 2014'ün son günlerindeyiz. Biz de böyle el örgüsünde bir yılbaşı renklerini gösterelim dedik. Hı hı. Pulları, simleri getirelim dedik. Yine farklı tekniklerle farklı tasarım fikirleri verelim dedik. Tamam. Ve geldik. İyi yaptın hayatım. Şu mavide gözüm var biliyor musun? Çok da yakışır. Bayıldım ona. Onu ben şöyle bir şey yapayım diyorum. Evet. Peki nereden başlıyoruz? Simler, pullar dedik. Yalnız ben artık bu sene vitrinlere bakınca simlerin, pulların sadece gecede olduğunu görmüyorum. Hı. Artık spor ayakkabılarımızda, spor giysilerimizde bile sim pul vardı değil mi? Abiye ile spor birbirine karıştı evet. Artık. Evet. Abiye ile spor birbirine karıştı. Artık simler boyunluklarımızda, berelerimizde, bütün gündüz giysilerimizde var. Çok ben güzel. De çok kısa bir süre bugün geçen haftaya dönmek istiyorum. Tamam. Çünkü geçen hafta Mücahit, Soner ve ben bereleri taktık. Ama hanımlara hiçbir teknik açıklama yapmadık. Hmm. Onlar da haklı olarak mesajlarla Facebook'tan bize geri döndüler. Çok yoğun ilgi üzerine biz bunları tekrar ördürmek zorunda kaldık. Hmm. Tekrar ördürdük. Hmm. Ben geçen hafta bu bereyi takmıştım. Bu hafta biraz da konseptimize uysun diye sim ve orta kalınlıkta ipliği bir arada kullandım. Tamam. Ve çok da yakıştırdım bu ince kalın çalışmasına. Geçen hafta biz ince kalın çalışması yapmıştık. Ben teknik üzerinde kısaca konuşmak istiyorum. Tamam, sonra canım. Bugünkü konumuza dönelim. Tamam. Şimdi geçen hafta ince ve kalın şişle ince ve orta kalınlıkta birlikte kullanarak böyle bir çalışma yaptık. Örgüde bir derinlik kazandırdık. Üç boyutlu bir çalışma oldu bu. Ortada ben bu hafta simli iplik kullandım. Kalın ipliğimizle 70 ilmek 8 numara şiş kullanarak 70 ilmek atıyoruz. 3-4 santim bir ters bir düz lastik örüyoruz bere için. Sonra 8 numara şişimizle bir sıra haroşa örüyoruz. Haroşa el örgüsünde iki sıradır. Gidiyoruz ve geliyoruz. Sonra ince ipliğimizi takıyoruz. Ben arada simli ve pullu bir iplik kullandım. Bunu siz simler yoğun gözüksün isterseniz ikiye katlayabilirsiniz. Tek katla kullanabilirsiniz. Bu tercih. Dört sıra düz örgü örüyoruz. Dört numara şişimizle. Tekrar takıyoruz kalın şişimizi. Yine haroşa örüyoruz. Bu şekilde bir karış örüyoruz. Bir karış ördükten sonra beş ilmekte bir çift alıyoruz. Beş ilmekte bir çift alıyoruz. Simli oldu ama olsun Mücahit. Aslında onu getirmiştim. Evet ben size onu getirdim. Onu takacağız biraz sonra. İki sırada da beş ilmekte bir çift alarak devam ediyoruz. Bütün hanımlar berenin bitiş şeklini bilirler. Sonra da çift çift alarak tepeyi bitiriyoruz. Bu şekilde beremiz. Boyunumuzu da alabilir miyim? Anlatayım. Yok hayır. Anlatayım. Ben sana bunu getirdim. Senin aklın Soner'e verdiğimizde kaldı geçen hafta. Ben biliyorum. Bu senin.
Bunu takabilirsin. Ay görüyor musunuz bu oğlanın yüzsüzlüğünü? Çok şanslı. Ay billahi. Çok şanslı. Soner'e çocuğa 40 yılda bir şey verdim, aklı onda kaldı. Oldu mu? Bakayım. Ha. Aa, evet. Boncuk boncuk bakar, çok güzel. O senin, o. Peki. Bu da benim. Şimdi burada bir yakın, biz gene bugün yakın çekim rica edeceğiz. Çünkü bugün simlerimiz ve pullarımız çok önemli bizim için. Evet, şöyle biz arada sim kullandık. Bu da örgünün böyle üç boyutlu olmasından dolayı içten gelen bir yansıma oldu simde. Çok da şık olduğunu düşünüyorum. Bence de çok şık oldu. Evet, böyle boyunluk için onu da söyleyeyim. 60 ilmek başlıyoruz. 60 ilmeği aynı teknikle 80 santim örüyoruz. Boynumuza göre dikiyoruz ve ters çeviriyoruz. Hiç üşütmez bu adam. Evet, hiç. Arada sim kullandık. Bu da farklı bir çalışma oldu. Bana ben böyle bana yeni yıla çok yakıştırdım. Evet. Şöyle, evet yan yana duralım. Aa, bakar mısınız? Melek Hanım yok evet. mu? Melek Hanım iste, hepsi Melek Hanım'ın. Ya. Hepsi Melek Hanım'ın. Ya çatladın mı şöyle sen? Arkadan da bir daha önce anlatmıştım. Dökümlü bereler bu sene çok moda. Bu şekilde simin içten yansımasını görüyoruz. İnce ve orta kalınlıkta ipliğin bir araya gelmesiyle bu teknik oldu. Şimdi yalnız ben kalın ip demiyorum çünkü kalın ip, çok kalın ip kullandığımızda bu haroşolar çok dik durur. Bir bu de yumuşaklığı çok kalın olur, o kalın zaman, olur yumuşaklığı mi? Sağlayamazsınız. Bu kalın ipler orta kalınlıkta ipler. Hmm. Yani çok kalın ip değil, orta kalınlıkta ipler. Evet, şöyle. Delikli şallara mı geçiyoruz? Hemen şunu da göstereyim geçen hafta görmeyenler tamam. için. Bir de bunu getirmiştim. Bunda da batik desenli ipliğin geçişini görüyorsunuz. Böyle içten yansımasını ince ve kalın teknikle bu da çok etkili olduğunu Şahane. Düşünüyorum. Evet, bir de bunun beresini geçen hafta görmeyenler için takayım. Tülü sana da çok yakışıyor bana. Aslında bak. Bere bana hiç yakışmaz biliyor Ama musunuz? Ama çok yakışıyor. Evet, şöyle bunun da içten yansımasını görüyorsunuz. Bu da oldukça şık ve kullanışlı çok bir bere güzel. Oldu. Süper bence. Evet, ben tekniğin yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi bu haftaya dönebiliriz. Şimdi bu hafta mankenlerimizin üstünde gördüğünüz delikli atkı modellerimiz, şal modellerimiz ve tekniğini öğreteceğiz. Evet, tekniğini öğreteceğiz. Şundan başlayabiliriz. Ay ben onu alayım mı hayatım? Şöyle bir tutalım. Evet. Öyle. Bakar mısınız? Bir gösterelim. Şimdi biliyorsunuz Şahane. Ben burada hiç zor bir teknik anlatmıyorum. Bütün hanımların bildiği teknikleri gösteriyorum. Ama sadece tekniğe farklı bakıyorum. Farklı bir açıdan bakıyorum, şeklini değiştiriyorum. Şimdi bu teknik size neyi anımsatıyor? Önceki haftalarda anlattığımız pelerinin önündeki yarım dilim, değil mi? Evet. Yarım dilimi, ben dedim ki acaba yarım dilimin dilim bittikçe yönünü değiştirsem nasıl olur? Nasıl güzel olur. Yönünü değiştirdim, bir de yönünü değiştirirken arttırma yaptım, büyüttüm. Volan yani, volan olmuş evet, değil mi? Evet, burada büyüttüm, gitti 8 dilim bitti, tekrar arttırdım, arttırdım. En büyük parça şöyle oldu, dördüncü parçamız, büyüttüm. Yönünü değiştirerek böyle bir deneme yaptım. Şahane. Çok da şık oldu. Hem yelek hem şal gibi oldu. Omuzlara çok güzel oturdu. Şahane. Çok yakıştı. Vallahi, vallahi şahaneymiş yani. Bunu beğendim yani. Siz de beğendiniz mi? İsterseniz de şöyle atıverin. Pek güzelmiş hayatım. Bunu ben kapayım. Aldım. Evet hayatım. Evet. Şimdi ben hemen kısa bir süre tekrar dönmek istiyorum. Bu bere ve boyunluklarınızı yeni yılda sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Bunu geçmeyelim, bu çok önemli. Çünkü tamam. Yeni yıla çok uygun bir hediye, öyle değil mi? El emeği parayla asla ölçülemez diye defalarca söylüyorum. Çok değerli olur, çok kalıcı olur. Bunu ben yakınlarınıza hediye örmenizi tavsiye ediyorum. Bunu da unutmayalım. Tamam aşkım, şunlara evet. geçemeyeceksin. Geçeceğim. Süre bitecek. Yok, geçeceğim, geçerim. Şimdi ne yaptık? 8 dilim, bunu ben 2 kere gösterdim daha önce ve el örgüsünü bilen bütün hanımlar bunu bilir. Paspas tekniği, 3 bırakıyoruz, geri dönüyoruz. 3 bırakıyoruz, geri dönüyoruz. 3 ilmek bırakıyoruz, geri dönüyoruz. Burasını artık dilim yapmayı anlatmıyorum. 1 dilim,
3 ilmekler bitince bunun biz 3'ün katları şeklinde ilmekleri başlıyoruz. 24 olabilir, 27 olabilir, 30 olabilir. Başlıyoruz. 3 ilmek bırakıyoruz, geri dönüyoruz. 3 ilmek bırakıyoruz, geri dönüyoruz. 3 ilmek bırakıyoruz, örmeden geri dönüyoruz. 3, 6, 9, 12 bu şekilde örmeden bırakarak geri dönüyoruz. Hepsi bitince bir sıra haroşa örüyoruz, geri dönüyoruz. Bu şekilde 8 dilim yapıyoruz. Bakın 8 dilim. Bütün hanımlar bunu bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi burada ne yapıyoruz? Artık yönü değiştiriyoruz. Örgünün yönünü değiştireceğiz dilimlerin ve arttıracağız, dilimleri büyüteceğiz. Hemen şurada arttırmayı göstereyim. 8 dilimden sonra bir tane düz örüyorum. İki tane düz ördükten sonra bir tane arttırıyorum aradan. İki tane düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. İki ilmekte bir ilmek bütün bu dönüşlerde arttırıyoruz. Yön değiştirmelerde ve dönüşlerde iki ilmekte bir ilmeği bakın aradan alıyorum. Arttırıyorum. Neden arttırıyorum? Yarım dilimimiz, dairemiz büyüsün. Daha büyüterek evet yönünü değiştireceğiz. Bu şekilde sadece tekniğe farklı baktım. Hiçbir şey yok. Bütün hanımlar bunu biliyor. Evet bu şekilde iki tane düz örüyorum. Aradan yine arttırıyorum. İki tane düz örüyorum. İki ilmekte bir arttırıyorum. Bu şekilde sıramı bitiriyorum. Şöyle arada arttırıyorum bir tane. İki ilmek düz. Volan volan oluyor. İki ilmek baksanıza düz. Baksanıza nasıl volanlanıyor. Arada arttırıyorum. İki ilmek düz. Arada arttırıyorum. Bu şekilde sıramı bitiriyorum. Evet. Ne yaptım bu sırada ben? 8 dilimden sonra arttırma işlemi yaptım. Sayılarım çoğaldı. Sayılarımın çoğalması demek dilimlerin çoğalması demek değil. Dilimler yine aynı. 8. 8 dilim. Sayılarım çoğaldı ama yine 8 dilim yapacağım. Sayılar çoğalınca dilim büyüyecek. Tekrar bitecek ikinci dilimim. Yönünü değiştireceğim. Yalnız şimdi bakın şöyle anlayabilirsiniz. Burada bırakmıştım 3'er ilmeği. Böyle bıraktım, döndüm. Bıraktım, döndüm. Bıraktım, döndüm. Şimdi yönünü değiştiriyorum. Burada bırakacağım. Artık burada bırakacağım. Gideceğim, geleceğim, burada bırakacağım. Yönü değişecek. Bırakacağım 3 ilmek geri döneceğim. Bırakacağım 3 ilmek geri döneceğim. Bırakacağım 3 ilmek geri döneceğim. Anladık mı? Yani bunu bak, bütün örgü hanımlar... Örgü bilenler anlıyor hayatım. Kesinlikle örgü bilenler. Ben burada çok farklı teknikler, çok zor teknikler anlatmıyorum. Örgü bilen bütün bayanların yapabileceği teknikleri anlatıyorum. Hı. Öyle değil mi? Farklı evet. Bir şey var mı? Yok. Hepsi bildiğimiz ama farklı açıdan bakıyorum. Ben örgü bilmeyenleri de teşvik ettiğimi düşünüyorum. Yani bence öğrenmeye de teşvik ettiğimi düşünüyorum. Evet. İnşallah doğru düşünüyordurum. Bence de doğru düşünüyorsun hayatım. Evet. Şimdi... Şimdi şalımızı anlattık. Şalımızı. Şu delikli şalları şimdi, merak ediyor. O delikler nasıl oluyor? Üstüne o yuvarlaklar delikleri nasıl yapacağız. Ben bu şalda bir de batik desenli ipliği göstermek istiyorum. Bu da şahane. Evet. Bu şekilde. Bu da şahane. Batik desenli iplikle, yine simli iplikle şalımızı örüyoruz. Böyle bir görünüm ortaya çıkıyor. Yine böyle küçükten bakın, başlıyoruz. Böyle gidiyor. Şöyle gidiyor. Evet. Hem yelek gibi kullanabilirsiniz, hem şal gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde batik desenli yeleği de gördük. Ben hayatım üstümde görsünler şöyle. Ay bu da güzelmiş renkler. Çok hoşmuş. Evet. Peki. Evet, şimdi şurada dilimleri daha rahat görebileceklerine inanıyorum. Aa, ayol hepsini mi alsam ben? Hepsini alabilirsiniz. Buraya geldi nasıl bak, olsa. Bak burada da, bu da güzel görünüyor. Zebra gibi değil mi? Şöyle şu tersi, evet. Şimdi burada dilimleri daha rahat görebilirsiniz. Bakın, 8 dilim. Bunu özellikle bu şekilde çalıştırdık. Dilimleri rahat görün diye. Çünkü düz renkte dilimleri çok anlamayabilirsiniz. 8 dilim sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın yönü değişti. Yönünü değiştirdik. Bu sefer burada bıraktık. Döndük. Tabii büyüdü. İlmek arttırdık. İkinci dilimimiz büyüdü. Yine 8 dilim. Çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tekrar ilmeğimizi arttırdık. 2 ilmekte 1 ilmek arttırdık. Tabii ne oldu? Dairemiz yine büyüdü. Yine 8 dilim ama 8 dilim değişmiyor. Yine 8 dilim,
Yine burada arttırdık. İlmekler artıyor. Evet. 3 dilimden sonra 4. yani şu bizim arka ensemize gelen bölüm oluyor. Bunu bitiriyoruz. Hayatım bunları sen mi buluyorsun, buluşturup yapıyorsun? Ben evet bunlara farklı bir açıdan bakıyorum tekniğe. Çiziyorum. Sonra da örgüye döküyoruz. Çok güzel değil mi ayol? Baksanıza. Şahane. Çok yaratıcı. Evet, hem yelek gibi sırtımızı koruyor hem şık. Evet. Zaten bir de incecik. Bir de incecik. Yumuşacık. Bakın bunlar böyle gece şahane. Gecelerde kullanabileceğiniz evet, abiye evet. ürünler. Evet. Yani biliyoruz hepimiz biliriz. Ben vitrin dolaşan birisi olarak abiye kıyafet alacağımız zaman 5 dükkanlar üçünde aynı şey vardır. Evet. Ve abiyeler genelde gece kıyafetler aynı şeylerdir. Evet. Ama sizler üzerinize alacağınız böyle bir ürünle farklılık yaratacaksınız. Bence öyle değil de. Mi? Özel geceler çünkü hele kalabalık ailelerde hiç bitmez. Hiç bitmez. Düğünler, sözler, nişanlar. Evet. Siz farkı omuzlarınıza alacağınız böyle bir ürünle yaratacaksınız. Doğru ben öyle düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Bence de. Evet. Şu delikli şeyleri merak ettim. Nasıl olacak? Deliğe geleceğiz. Ha. Bunun tekniğini bitirelim. Hemen deliğe geliyoruz. Tamam. Şimdi bakın şurada da göstermek istiyorum anlamayanlar için. Dilimimizi başladık. 24, 27 veya 30. Üçün katları şeklinde başladık ilmek sayımızı. 8 dilimimizi ördük. Bakın şurada kırmızı var. Tamam. Bu kırmızılar arttır demek. Burada 2 ilmekte bir arttırıyoruz. Ne yaptık? İlmek sayısı çoğaldı. Dilim döndük. Büyüdü. Hmm. Dilim büyüdü ve yönünü döndürdük. Döndürdük yine 8 dilim. Yine burada arttırdık. Dilimimiz büyüdü. Yine yönü döndü. Yine 8 dilim. Burada yine arttırdık. Bakın şurası ensemize gelen büyük bölüm. Artık burada eksiltmeye başlıyoruz. Ne yapıyoruz? 2 ilmekte bir çift alacağız ki arttırdığımızın tam tersine dönüyoruz. Tabii. Burada bitiriyoruz, tam tersine dönüyoruz. Yine burada döndürüyoruz ama yine 2 ilmekte bir alıyoruz. Yine azaltıyoruz, döndürüyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz. Anlaşıldığını umuyorum. Ay anlaşılmaz mı? Şahane anlattın. Hele şunu da çok güzel anlaşıldı evet, değil mi? Evet, bunu da anlaşıldı. Çünkü evet. öbür düz örgüde çok anlaşılamayabilir. Gri'de evet. de anlaşıldığını düşünüyorum. Evet. Şimdi yuvarlaklara geliyoruz. Yuvarlaklara geliyoruz. Şunu almış mıydınız? Evet. Şimdi ben aynı teknikte yuvarlaklar açalım dedik. Yuvarlak herkes bilir. Bütün hanımlar biliyor öyle değil mi? Kesik, yırtık, yırtık yapmayı bütün hanımlar biliyor. Ne yapıyoruz? İstediğimiz kadar, istediğimiz büyüklükte ilmeği kapatıyoruz, açıyoruz. Bunu da bütün hanımlar biliyor. Ben ne yaptım? Bunu dedim. Bu şala yerleştirsem nasıl olur acaba? Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Çok hoş olmuş, evet. Siz daha fazla, daha yoğun açabilirsiniz. Daha aralarda açarsınız, uçlara koyarsınız, bir dilime koyarsınız, bir dilime koymazsınız. Bu şekilde gece şalları yaparak gecelerde kendinize fark yaratabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence de. Şimdi delik açmayı gösterelim. Delik açma, evet. Evet. Sonra o yuvarlaklar üstüne nasıl olur, onu da merak ediyorum. Onları delik açtıktan sonra yapacağız. Ha, peki. evet, şimdi düz veya haroşa örgü hiç fark etmez. Düz veya haroşa örgümüzde bunlar haroşa örgü. Düz örgü de yapabilirsiniz, haroşa da yapabilirsiniz. Ben bunlar angora tipi ince iplikler olduğu için. Hani haroşa da daha hoş duruyor. Hoş, düz duruyor, içe kıvrılmıyor. Daha bir de hoş duruyor, evet. Bunlarda çok önemli bir ayrıntı, çok iyi ütülenecek. Buharlı ütüyle çok ha. iyi basılarak ütülenmesi gerekiyor. Yani korkmadan basabilirsiniz. Daha önceki yaprak tekniğini de anlatmıştım. Onda da bana çok soru geldi. Çok iyi ütülenecek. Buharla çok iyi ütülenecek. Evet. Şimdi haroşa veya düz dedim. Şöyle delik açmayı görelim. Bir 10 ilmek baştan örüyorum, düz örüyorum. Şu şekilde örüyoruz. Şimdi kesme yapacağız. Kesmeyi bütün hanımlar bilir. Şöyle bir tane örüyorum. İkinciyi örüyorum. Bakın, ikinciyi birinci ördüğümü ikincinin üzerinden atlatıyorum. Tekrar bir tane örüyorum. Bir tane geride kalanı onun üzerinden atlatıyorum. Bu kesme işlemi yani bütün hanımlar biliyor. Bakın şöyle atıyorum, ikinciyi alıyorum, birincinin üzerinden atlatıyorum. Yine ikinciyi örüyorum, birinciyi örüyorum, şöyle bakın, atlatıyorum. Bakın orada delik oluşmaya oluşuyor. Başladı. Evet şöyle biz açtığımız yırtıklar bizim onar ilmek. Sizler daha fazla ilmek açabilirsiniz. Daha büyük isterseniz daha fazla açabilirsiniz. Şu şekilde açıyoruz. Evet şöyle 10 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Evet, kestim. Ne yaptım burada? Bakın. İşte açıldı. Açıldı.
Açtım. Buyurun. Dönüşte ne yapıyoruz peki? Şimdi hemen devam ediyorum örgüye. Devam ediyorum ve sıramı bitiriyorum. Böyle angora tepi simli iplikler kullanıyoruz. Yılbaşı renklerini de görüyorsunuz bu arada. Yılbaşı renkleri kırmızı, saks, siyah ve altın rengi. Şunlar tam yılbaşı rengi olmamış evet, mı? Evet, altın rengi. Kırmızı, yeşil. Sakslar ve kırmızılar yılbaşında çok moda. Bütün vitrinlerde görüyorsunuz. Evet. Bence de. Ben yine ters örerek yırtığa geliyorum. Ben gelirken siz takın. Vallahi. Çok güzel ayol. Bakın. Güzel. Evet. Şimdi geldik. Düz ördük. Kestiğim bölüme geldim. Kestiğim bölümde ne yapıyorum şimdi? İlmek atıyorum. Kaç tane kestiysem? 10 kestiysem 10. 15 kestiysem 15. 20 kestiysem 20. Bu şekilde ilmek atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra onları örüyorsun. Tabii. Ne yaptık? Kestiğimi tekrar kapattım ve devam ediyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Ters örerek devam ediyorum. Ben bayılırım kışın böyle çok soğuk havalarda. Şöyle bir başıma şöyle ama çok incecik, tül gibi. Çok, çok hoşuma gider. Bakın. Evet. Ne kadar hoş oldu. Çok yakıştı. Ay omzuma alayım dedim, beceremedim. Ay süper, süper. Evet, ne yaptık? Yırtığımızı açtık ve kapattık. Bir sırada açtık, diğer sırada ilmeklerimizi kapattık. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani delik açmayı hepimiz biliyoruz. Ben bu delikleri ne yaptım? Farklı yerlerde farklı dizayn ettim. Başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi... Evet, gösterelim mi? Gösterelim hayatım. Şimdi bakın, yalnız deliklerimizde bir fark var. Tabii yine fark var. Yine fark kattık deliklere. Yuvarlaklar var. Ne yaptık? Üzerine yuvarlaklar ördük. Yuvarlaklar ördük. Bu yuvarlaklar bize neyi sağladı? Delikleri açtığımızda bakın şöyle duruyor. Duruşu bu. Deliğin duruşu normalde bu. Şöyle gösterebilir miyiz? Kamera. Evet, evet, deliğin duruşu normalde budur. Ama burada yuvarlak olmuş. Ne yaptık? Yuvarlak yaptık. Ne yaptık? Dışına bir ayrıntı ördük. Bunu üzerine diktik. Bu deliği ne yaptı? Böyle tam bir yuvarlak gösterdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela farklı renkten de olabilir bunlar. Aynen. Zaten mi? Göstereceğiz. Farklı renkte de var. Ve üzerine çok iyi buharlı ütüyle biz bunu ütüledik. Evet, böyle bir fark kattık Allah deliklere. Allah. Üçgen şalımız. Şahane. Şu evet. Da güzelmiş. Yılbaşı için. Evet. Değil mi? Omuzlarınıza. Bu da çok güzelmiş. Şimdi şeyi mi anlatacağız hayatım? Bu yuvarlakları nasıl öreceğiz? Yuvarlakları nasıl öreceğiz? Onu anlatacağız. Şimdi yuvarlakları... bu şimdi ele göre değişir. 20 olur, 25 olur, 30 olur. Sıkı çekersiniz 30 ilmek olur. Ama buradaki... önemli olan nokta tam yuvarlak kadar bir zincir çekilmesi. Tam yuvarlak kadar bir zinciri çekiyoruz. Üzerine şöyle dörtlü trabzan ile dolduruyoruz. Yuvarlak yapıyoruz zincirimizi. Dörtlü trabzanla dolduruyoruz. Dörtlü trabzanı herkes bilir. Burada önemli olan yuvarlak fikri. Başka hiçbir şey değil. Teknikler aynı. Trabzanlar, zincirler, delik açmalar, düzler, haraşolar. Başka hiçbir şey yok. Sadece farklı bir açıdan bakmayı gösteriyoruz biz. Evet. Şöyle dörtlü trabzan ile dolduruyoruz içini. Ne yaptık? Bitiriyoruz. Ay ne çabuk ördün ayol sen onu. Ama ben bunu hazırladım çünkü süremiz çok kısa. Evet. Süremiz çok kısa. Evet, böyle hazırladım. Bitirdim. Şöyle de kopardım. Evet. Makine gibi vallahi örüyor. Tık 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 tık. Evet. Kesiyoruz. Şu şekilde... Yuvarlağımızı
ördüğümüz. Mesela şu bak. Hı hı. Şurada var bak. Evet. Şunun üstünde de orada deneyim. Var. Onun üzerinde de evet daha da güzel olur. Evet. Şunun üzerine yerleştiriyoruz. Bakın şu şekilde. Tabii ipi içe çekiyoruz. Şu şekilde. Yuvarlandı işte. Yuvarlığın üzerine yerleştiriyoruz. Ve dikiyoruz. Dikiyoruz ama nasıl dikiyoruz? Ha. Üzerinden dikmiyoruz. Aradan dikiyoruz. Şöyle şu şekilde. Ha. Şu şekilde teyel gibi dikiyoruz. Aradan dikiyoruz. Üzerine de çok buharlı bir ütüyle böyle güzelce ütü basıyoruz. Hepsini ütülüyoruz. Bu şekilde ürünler yapıyoruz omuzlarınıza. Şahane. Asa karşıdan görmek istiyorum onu. Mücahit gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Gel canım benim. Çıkar o boynundakini bakayım. Karşıdan göreyim bakayım nasıl duruyor diye. Sana da ne taksak yakışıyor. Allah canını almasın seni. Dur bakayım. Yürü bakayım şöyle. Ya. Yürü bakayım şöyle. Birlikte yürüyelim. Birlikte yürüyelim. Soner'cim gel. Ya senin canın yok mu Soner? Yürü bakayım hayatım. Soner'im. Şahane. Evet. Biz hepsini alıp... Bir saniye benim... Şuna dokunma, mavime dokunma, parmağım... Ben daha babaannemin. Kırarım parmağımı. Ben daha bitirmedim, ha. Lütfen. Siyahı var. Bakın, incecik, tül gibi bir yelek. Yırtık pırtık bu. Yırtık pırtık. Hemen bunu da ben... Çok siyah ama üzerimde gözükmeyecek. Şahane. Ama neyse şöyle... Ne oldu? Bir alayım. Şunu da göstermek istiyorum. Bakın bu bir yelek. Kolları da var onun. Şöyle... Şöyle evet. Bir yelek tüy gibi, tül gibi böyle omuzlarınıza atabilirsiniz. Bunu da böyle siyahın üzerine çok belli olmadı ama bir de ben başka bir fikir vermek istiyorum bunda. Bunu boyunluk yapabiliriz. Bakın burada koldan şunu geçiririz. Şu şekilde boynumuzda fular olur. Böyle boynumuza dolayabiliriz. Şahane. Bakın incecik, incecik şöyle bir fular yapabiliriz. Çok güzel. Evet bu şekilde simli kullanabiliriz. Vallahi çok güzel. Evet. Ay ne yaptı sen öbür kırmızıyı? Şu da. Nereye gitti? Gayeye mi gitti? Hmm. Şu da çok spor demiştik. Bu da böyle her şeyle kotlu olur. Evet. Her şeyle her şey boynunuza filar yapabilirsiniz. Boyunluk gibi de gençler kullanabilir. Bakın. Şöyle, kocaman alkış. Boyunluk gibi. Tülüne alkış. Teşekkürler. Canım benim. Ellerine sağ sağlık. Emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Yıldız hediye oldu. Çok beğendim bunu. Efendim uğurluyoruz tülüne. İyi yayınlar. Gene birlikteyiz tülüne. Tabii. Öpüyorum kocaman seni.